Türkiye Cumhuriyeti'ne dışarıdan gelen masumane gözüken ve son zamanlarda aslında özellikle istihbarat teşkilatımızın başarılı operasyonları ile ortaya çıkarılan bazı yabancı devletler lehine ve evet. Türkiye aleyhine çalışan o ülkelerin istihbarat mensuplarını yakalanıp adalete teslim edildiler. Bunun üzerine gerçekleşen süreçte şunu gördük. Türkiye'de masumane bir şekilde bir haber kanalının muhabiri bir insan hakları savunucusunun raportörü, bir sivil toplum kuruluşunun önderi veya bir üyesi olarak gelip araştırma yaptığı iddiasıyla Türkiye Cumhuriyeti aleyhine propaganda yapıp veya bilgiler toplayıp onu kendi ülkesinde farklı bir şekilde sunan kişiler olduğunu gördük. Yani biz neyi gördük aslında Meltem Hanım? Standart bildiğimiz casusluk veya evet. ajanlık kavramlarından ziyade değişen ve gelişen tüm dünya düzeninde Renöve olan bu dünya düzeninde bu kavramların da değiştiğini ve değişebileceğini gördük. Normalde casuslukla ilgili bir madde var, var, var. değil mi? 339. maddede. Evet. Hal böyle olunca bu etki ajanlığı kavramı da bu değişen ve gelişen düzene yeni bir isim eklenerek bunun karşısına devletin güvenliği açısından konulmuş bir madde. Bunun da 339A olarak isimlendirilecek diye bir taslak metni vardı kamuoyunda. Şimdi asıl önemli olan husus nedir? Şimdi bunun yapılmasında bir problem yok. Bu yapılsın tabii ki de. Çünkü Evet devletin güvenliğiyle alakalı bir meselenin veya bir durumun ülke dışına bizim aleyhimize şekilde çıkacak olması bizim devletimize, iç güvenliğimize zarar verecekse bu tarz bir koruma faaliyeti tabii ki de önemli ve kıymetlidir. Bunun yapılmasında bir engel yoktur. Bunun yapılması da hatta zaruridir. Çünkü de az önce anlattığım üzere... Çeşitli faaliyetlerde gerçekleşen artık bu ajanlık, casusluk hareketleri, hamleleri karşılığını bizim mevcut TCK'mızda bulamadığı takdirde bunu düzenleyerek biz de geliştirerek yeni bir madde haline getirebiliriz. Bir engel yoktur. Ancak asıl önemli olan nedir biliyor musunuz? Buna kimin neden karşı çıktığıdır? Buna karşı çıkanlar var bizim mesela. Karşı neden çıkılıyor? karşı çıkıyor? İşte bakın onu bir konuşmamız lazım aslında. Türkiye lehine gibi görünüp ancak aleyhte propaganda yaparak kamuoyu oluşturan etki ajanları bir mercek tutulacak bu evet. deyimle. Mustafa Yeneroğlu, Deva Partisi, milletvekili, İstanbul milletvekili kendisi açıklama yapıyor. Diyor ki açıkça bu maddeye karşı çıkıyor. Sınırları belli değil diyor. Her türlü keyfiliğe açık diyor. İktidarın bunları esnetip vatandaşlarımız aleyhine kullandığını biz tecrübe ettik diyor. Bu da ne, neden, ne, neden bahsediyor biliyor musunuz? Halkı kim ve düşmanlığa sevk suçu vardı ya bir propaganda yapmış. Evet. Onu 217A yanlış hatırlamıyorsam. Yani bir doğru olmayan bilgiyle halk üzerinde bir e, infial uyandıracak yalan yanlış haberi veriyorsunuz. 217A maddesine göre orada bir cezaya tabi tutuluyordunuz. Tutuyorsunuz. Bunun üzerine de Mustafa Bey şunu söylüyor. Bu maddeyle beraber birçok gazeteci diyor tutuklandı veya e, bir ceza aldılar diyor. Şimdi onları savunmaya geçiyor. Yani aslında burada hükümetin kendisine veya devletin kendisine göre kullandığını iddia ederek devletin güvenliğini veya kamu düzeninin ön planda olmadığını iddia etmeye çalışıyor. Yine diyor ki, bu zaman diyor bir önceki cümlesinde vatandaşlarımızın daha önce haksız yere bazı umlarda baskı altına alındığını bu kanunlarla gördüğümüz maddelerle gördüğümüz için diyor biz buna karşıyız. İnsan hakları kuruluşlarının ve yabancı gazetecilerin faaliyetleri sürdürmesi artık imkansız hale gelecek diyor. Şimdi Mustafa Bey sormak lazım. Neden bunların faaliyetleri imkansız hale gelsin? Buraya gelip gerçekten gazetecilik faaliyetini yürüten dünyanın herhangi bir ülkesinden gelmiş bir muhabir, bir gazeteci gerçekten gazetecilik faaliyeti yapacaksa Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin onunla ne işi olabilir? Veya insan hakları kuruluşlarından veya başka bir STK'dan gelen bir kişinin gerçekten amacı doğrultusunda geliyorsa onun veya bizim devletimizin onunla ne işi olabilir? Bizim kurallarımıza, kanunlarımıza uyduğu takdirde hiçbir işi olamaz. Bakınız bu çıkışın sebebi, bu çıkışın sebebi e, Türkiye'de hala bu şekilde yer alan veya dışarıdan da bu şekilde onlanarak gelen, talimatla gelen hala FETÖ artıklarının ülke içerisinde gerçekleştirmeye çalıştığı bazı faaliyetlerin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin aleyhine olacak şekilde yurt dışına çıkarılmasını önlemek. Ama bu çıkışlar bize şunu gösteriyor ki hala bazı siyasilerin de bazı gazetecilerin de Türkiye'de yine bu yapıyı koruyucu veya bu yapının önünü açıcı veya bu yapı olmasa bile iç güvenliğimize, huzurumuza ve devletin güvenliğine karşı bakınız hükümet demiyorum, siyaset demiyorum. Türkiye Cumhuriyeti devletinden bahsediyorum. Her şeyden üstün bir kavramdan bahsediyorum burada. Bu kavrama karşı, devlete karşı gerçekleşecek herhangi bir aksi durumun korunmasına karşı çıkan bir zihniyetle karşı karşıyayız. Bu tasvip edilebilecek bir şey değil. Bunun hakkında yani Mustafa Bey gibi kim konuşuyorsa, kimler bu fikri beyan ediyorsa, bunların bu fikirleri nereden aldıkları, bunların gerçek motivasyon kaynaklarının, gerçek düşünce zihniyetlerinin temelinin o bataklık Var ya ben bataklık. Asıl bataklığı kurutmamız lazım. Bu düşüncenin bataklığını kurutmamız lazım. Ya siz niye? Şimdi size bir vatandaş olarak ben açıkladım etki ajanlığını. Siz şunu der misiniz bana? Yok Ahmet Bey yapılmasın ya niye yani yabancı gazeteciler gelemez der mi demezsiniz. E çünkü siz devletten yana bir tutum sergilersiniz. Bakın bunu bir milletvekili söylüyorsa burada problem vardır. Bu yapılarla ciddi hala problemlerimiz vardır demektir. Siyasetin içerisinde hala bazı şekilde kendilerini hortlatmaya çalışıyorlar demektir. Bu sadece siyaset değil. Emniyet, yargı ve tüm mecralarda herkesin çok dikkatli olmasını biz hocamla burada geri zamanı geldiğinde kaç kere bağıra bağıra herkes çok dikkatli olsun. Bu yapı öyle aşağılık bir yapıdır ki hala hortlamaya çalışıyor dedik. FETÖ'den bahsederken. Evet.